Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2020 YKS öncesinde Cumhurbaşkanımızın gençlerle yaptığı canlı yayında işin siyasi kısmından ziyade eğitim ve psikolojik açıdan neler bilmemiz gerekiyor, neler hakkında mesajlar verildi, bunların incelemesini yapmak istiyorum. Çünkü 2020 YKS ortamında bizler için en önemli örneklemlerden bir tanesi ülkede eğitim noktasındaki en yetkili kimse ve sınava girecek çeşitli illerden öğrencilerin soruları. Aslında bu sorular ve Cumhurbaşkanı'nın cevapları bizim şu an 2020 YKS döneminde pandemi sürecindeki eğitimimizi yönlendiren kısımlardan bir tanesi benim için. İsterseniz şimdi öğrenci arkadaşlarının sorduğu sorular üzerinden bu süreçte meslek tercihlerinde, üniversite tercihlerinde nasıl bir yol tercih etmemiz lazım? İleride iş konusunda nasıl bir ilerleme lazım? Onlar hakkında konuşalım. Öncelikle ilk soru sınav tarihlerinin değişmesiydi. Cumhurbaşkanımız burada işte öğrencilerin bir ay daha strese girmemeleri için böyle bir karar alındığını söyledi. Ama benim gözümde hani eğitimci olarak bu süreç her öğrenciyi eşit derecede etkilemediği için burada birazcık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu işin bir sağlık boyutu var. Belki kendisi kronik hasta olan veya ailesinde kronik hastalığı olan bir kimse şu an sınava gittiği zaman aynı psikolojide, normal dönemin psikolojisinde olmayacak veya pandemi sürecindeki diğer bir öğrenciyle psikolojisi aynı olmayacak. Sınav içerisinde ekstra stres yaşayacak. Şu an zaten normal kaygınız var. Onun üstüne bu da bindiği zaman iyi yapabilecek bir öğrenci kendisini daha da gerilerde bulabilecek. Bu işin birazcık sağlıksal kısmı. Buradaki en önemli durum şu. Sıralaması ortalarda olan veya önünde öğrencilerin ne kadar fazla öğrenci varsa bu tercih döneminde o kadar fazla değişkenlik gösterecek. Çünkü önünüzden kaç tanesi gerinize geçtiğinizi bilmiyorsunuz. Geride olup da önünüze geçen öğrenci sayısı şu pandemi sürecinde az ama önlerden geriye doğru giden öğrenci sayısı bir hayli fazla. Bir de bunun eğitim olarak kısmı var. Birincisi her öğrencinin özel okul gibi bir imkanları yoktu. Evet EBA eğitimi oldu ama o da çok yolunda giden bir sistem olmadı. Uzaktan eğitimi olan kısımdan zaten sınavda sorumlu değiller. Ama geçmişe dönük tekrar noktasında özel okullarda veya kurslarda eğitim almayan öğrenciler burada 1-0 geriye düşmüş oldular. Aynı zamanda herkes büyük şehirde de değildi. Küçük şehirlerde olup özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde yayın alamayanlar, siparişleri gelmeyenler, kargosu geç gelenler, işte gittiği kırtasiyede yayını bulamayan öğrencilerimiz oldu. Aynı şekilde belki kırtasiyeler yayın evleri denemelerde, kitaplarda fiziki olarak hazırlardı ama online'da her yayın evi, her kuruluş bu kadar hazır değildi. Bu yüzden de gerileyenler oldu. Bu yüzden pandemi sürecinde açıkçası öğrenciler arasında büyük bir fırsat eşitsizliği doğmuş oldu. Bu süreci bizim meslek tercih noktasının, üniversite tercih noktasında sıralamaların değişmeleriyle zaten bunun sonuçlarını görmüş olacağız. Aynı şekilde ikinci soruda yurtlarla ilgili soruydu. Yani barınma ile ilgili. Bu da bizim üniversite tercih noktasında en çok değişkenlik gösterecek etmenlerden bir tanesi. Ben bu sorudan şunu anlıyorum. Şehir dışına gittiğim zaman ben nerede kalacağım? Salgın hastalık durumu devam ederse ne yapacağım? Hadi bu sene bitti. 2 sene sonra başka bir salgın çıkarsa ben ne yapacağım? Oralar dezenfekte mi? Veya benim şu an ailemin maddi gücü şehir dışında okutmaya hala elverişli mi? Pandemi sürecinden önce işlerimiz çok iyiydi. Şu an farklı bir şekilde gerilemiş durumda veya kendimizi ekonomik olarak tam özgür hissetmiyoruz şeklinde öğrencilerin bir düşünce yapısının olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de küçük şehirlerden büyük şehirlere olan tercihlerin azalacağını düşünüyorum. Belki büyük şehirlerden de küçük şehirlere tercih edecek öğrenciler olacak. Oradaki sayılar daha az diye, nüfusları daha az diye. Belki küçük şehirlerde okumak isteyen olacak. Şu an bir Kırıkkale'de okuyan öğrenci Ankara Tıp veya İstanbul'da bir tıp fakültesi istemek yerine belki Kırıkkale Tıp'ta kalmayı tercih edecek. Bunların her biri sınava giren öğrencilerin tercihlerine göre değişecek durum. Biliyorsunuz bu bir yerleştirme sıralaması. Sıralamanız önemli. Sizin önünüzdeki her bir kimsenin ne düşündüğü çok önemli. Bunlar değişkenlik göstereceği için bu seneki tercihlerde lütfen bunların her birini göz önünde bulunduralım ve ona göre tercihlerimizi yapalım.
Bu arada tercih döneminde de beraberiz diye düşünüyorum. Meslek tanıtımları noktasında inceleyin. Oradan da sormak istediklerinizi yine sorabilirsiniz. Üçüncü gelen sorulardan bir tanesi işsizlikle ilgiliydi. Şu an öğrencilerden kaygı duymalarının en büyük sebebi işte mezun olduktan sonra diplomamız bir işe yarayacak mı? Ne okumamız lazım? Neye iş garantisi verebiliyorsunuz tarzında söyledi. Ama burada Cumhurbaşkanı birazcık şöyle bir açıklama yaptı. Üniversite öğrencisi bizim zamanımızda 1.6 milyonu şimdi 8 milyon diyerek eğitimi ilerlediğini söyledi ama işin sadece nicelik olarak mı yoksa nitelik olarak mı ilerlediği noktasında tartışmalar olur. Dediğim gibi çok siyasi bir kısma bakmadan şu an mesela etrafımızda öğrencileri karamsarlığa iten en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Üniversiteli sayısı çok fazla. Aralarındaki yüzdeye vurduğumuz zaman işsizlik sayısı da çok fazla olmuş oluyor. İster istemez öğrenciler de üniversite mezunu olduktan sonra işsiz kalacak mıyım korkusu da devam etmiş oluyor. Burada her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin elemana ihtiyacı yok. Türkiye'nin işçiye ihtiyacı yok. Türkiye'nin nitelikli elemana, Türkiye'nin nitelikli işçilere ihtiyacı var. Yani bizler burada işimizi en iyi yapan kimseler olduğumuz zaman başarılı olacağız. Hangi sektörde olursak olalım, her sektörün alanında iyi olan kişilere ihtiyacı var. Biz de çalışmalarımızı buna yönelik yapalım. Ya, Cumhurbaşkanlığı şu açıklamayı da yaptı aslında. Kamuya çok yönelmeni istemiyorum. Özel sektöre göre kendinizi hazırlayın dedi. Burada da birazcık böyle öğretmenlik tarzı işte kamu kuruluşlarına ataması yüksek olan mesleklere ileride istihdamın kamuda birazcık az olacağını ve kendinin özel sektördeki nitelikli olma yarışına hazırlamaları gerektiğini söyledi. Bir soruda en son akademisyenlik üzerine bir tavsiyede bulundu. Maalesef ülkemizde tam yeterli sayıda akademisyenler yok. Özellikle ülkemizde İngilizce bilen nitelikli akademisyenlerimiz hiç yok. Üniversiteye gittiğiniz zaman şunu çok fazla göreceksiniz. Profesör kadar bilgisi olup da profesörlük yapmayan hocalarımız var. Çünkü bunlar da bu yaştan sonra ben İngilizce mi öğreneceğim düşüncesiyle kendilerini geliştirmeyenler ve doçentlikte kalmak isteyen kimseler oluyor. Eğer iyi bir İngilizceye sahip olursanız, iyi bir hele hele ikinci yabancı dilde sahip olursanız alanınızla ilgili bilimsel çevirilerle hem alanınızda aranan kişiler olacaksınızdır hem de alanda kendinizde diğer kişilerden çok çok daha öne atma fırsatınız olacaktır. Dediğim gibi ülkemizde akademisyen sıkıntısı da yaşandığı için sizler o eğitimin niteliğini artırmak için akademisyenliği de düşünebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey kendinizi iyi bir şekilde geliştirmek. Aslında bu canlı yayında alınabilecek en büyük mesaj buydu. İlerleyen kısımlarda ister üniversite mezunun, ister yüksek lisans mezunun, eğer kendinizi iyi bir şekilde yetiştirmiyorsanız, niteliklerinizi katmıyorsanız maalesef çok da hayat şartlarınızın iyi olmayacağını söyledi. Yine meslek tercih noktasında, üniversite tercihleri noktasında merak ettiğiniz, sormak istedikleriniz olursa bu videonun yorumlar kısmına veya Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.